Bir gün sahabeden Hakim bin Hizam, Hazreti Hatice validemizin akrabasıdır bu zat. Cömert, müşfik, hayır hasene sahibi bir zat. Cahiliye devrinde kızlarını diri diri gömmek isteyen babalardan o kızlarını satın alırmış. Hayatlarını kurtarır, himaye edermiş. Ve Müslüman olduktan sonra diyor ki, ya Resulallah, cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var. Ben o zaman Müslüman değildim ama fıtratımda böyle hayırlar yapmaya meyil vardı. Ben de bu hayırları yapardım. Mesela sadaka verirdim, köle azat ederdim, sıla-i rahim yapardım. Peki ben bu kadar şey yaptım cahiliye döneminde, acaba bunlardan bana bir ecir olmuş mudur? Ne güzel bir soru yani. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, sen zaten daha önceden yaptığın bu iyiliklerin hayrına İslam'la şereflendin. Allah'ın sana verdiği en büyük ecir, bak cahiliye döneminde de sen güzellikler yaptın ama belki bunları İslam emrettiği için ondan sonra bunları bilmeden yaptın ama fıtratında böyle bir temizlik vardı. Bunun karşılığında da Yüce Rabbim seni İslam'la şereflendirdi. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, elimizden geldiği kadar güzelliklere hem meftun olmak hem de o güzellikleri yapmaya gayret etmek gerekir. Tabii